Şimdi hemen konuğumuzla devam edelim. İkinci dilime gün ortasının İstanbul Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doktor Kemal Olçar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. 31. gündeyiz. Neyle karşı karşıyayız? Biraz harita üzerine konuşalım mı isterseniz? Evet, siz de buyurun. Şöyle. Böyle birlikte gidelim. Orada da haritanın çubuğu var. Buyurun efendim. Ben size vereyim. Buyurun. Çok teşekkürler. Şimdi efendim, şimdi bugün gelinen noktada bugünün gündemi bu denizaltı meselesi. Saime ile de konuştuk. Yani böyle rutin diyor yani Amerika bu denizaltının, ama bu denizaltında bir özelliği var. İsterseniz oradan başlayalım. Ve bugün gelinen durumda siz... Şöyle ifade edelim isterseniz. Burada bir İsrail cephesi var. Bir başka cephe daha var. Hı. Atlantik Akdeniz bloğunun hedeflediği bir başka cephe daha var. Bunu detaylı konuşabiliriz. Ama bu cephede bakın yığınaklanma hala devam ediyor. Hı. Bir savaş yok. Yani iki tane biliyorsunuz uçak gemisi geldi. Arkasından bir çıkartma gemisi geldi Amerika'ya ait. Sonra İngiltere bir filo gönderdi. Hı hı. Arkasından Fransa gönderdi. Hı. Yani şu bölgede, şu Akdeniz bloğunda özellikle Güney Kıbrıs'ın hemen güneyindeki bölgede yığınaklanma yapıyorlar. Hı. Bunlar sadece Gazze için olmadığını söylemek gerekiyor öncelikle. Hı. Bir taraftan da bakın demek ki bu yeterli görülmedi Amerika tarafından. Hı hı. Bir denizaltı ile takviye edildi. Hı. Bu denizaltı nükleer denizaltı. Ve filonun hemen hemen en büyüklerinden bir tanesi nükleer yakıtla çalışıyor. Hı. Dolayısıyla adı o yüzden nükleer denizaltı. Hı hı. Ama içinde balistik füzeler var. O balistik başlıklara nükleer bir karakter kazandırırsanız nükleer bir silaha da dönüşebilir. Bu çok önemli. Hı. Şimdi demek ki burada... Fonksiyonel bir... yani diyorsunuz. Evet, yani çok normal koşullarda bir füzenin başlık kısmını nükleer bir içerikte donatsanız eğer nükleer başlıklı balistik füzeye dönüşür. Hı. Var mıdır bilmiyorum. Yani var desek şu anda o denizaltıda çok iddialı bir durum olur. Hı. Dengeler değişir çünkü. Ama sonuçta niye orada olduğunu biliyoruz biz en nihayetinde. Elbette. Dediğim cephe başka bir cephe. Bu gelen bu blok... Burada oluşturulan Atlantik bloğu bir miktar aslında bana göre tabii elbette ki Türkiye'nin son çıkışları var hatırlarsınız belki. Bir miktar diplomatik atakları var. Hatta bir miktar da koalisyon gücü oluşturma ile ilgili devlet, Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir çağrı yaptı. Evet. Ya biz, orada bir şey var. Evet. Önce bir harita üzerine konuşalım istiyorum. Ardından da masaya geçip özellikle Blinken filan görüşmesi. Tamam. Çünkü siz uluslararası alanda çok uzun süre mesai harcadınız. Ama aynı zamanda asker kökenli olduğunuz için biraz da hani bugün İsrail'in taktiklerini, Hamas'ın verdiği karşılığı, bugün gelinen durumu konuşalım. Bu kaçıncı aşama diyebiliriz mesela 31. günde? Şimdi İsrail bombardımanı. İlk başta yoğun bombardıman bu birinci aşama. Çünkü buradaki halkın güneye aktarılması söz konusu. Dolayısıyla bir yoğun bombardıman safhası birinci safha olarak söylemek lazım. İkinci safhada burada Gazze'yi toplamda şu bölgeden, Balah bölgesinden ikiye bölmeyi arzu ettiler. Çünkü burada derin bir vadi var. Hı hı. Topografiyi de kullanmak suretiyle yani coğrafyanın da sağladığı imkanlarla bu bölgeyi kuzeyden tecrit etmek. Yani şu tamamen bölgede bağı koparmak istediler. Bağı kopartmak ve bu bölgeyi güvenli alan ilan edip buradaki 1 milyondan fazla nüfusu güneye doğru göndermek. Refah ve Han Yunus bölgesinde birikimlendirmek, yığmak. Tabii ondan sonraki safhada aşağıda hemen Sina Yarımadası'na göndermek. Burayı boşaltınca ne olacaktı burada? Burada şimdi bu bölgeye bir asıl taarruz, bu bölgeye de bir tali taarruz planladılar. Hı. O yüzden bakın buraları da bombalıyorlar şu anda. Güvenli bölgeyi ilan etmişlerdi hatırlarsınız. Evet. Buralar bombalanıyor ama asıl bombardıman Kuzey Gazze bölgesinde ve Gazze merkezinde şu bölgede yoğunlaşmış durumda. Burada hemen şu ne diyelim buna kuzey doğudan yine bir şekilde kuzey doğudan yani şu cepheden iki noktadan bir girdi yapıldı. Bir de şuralardan iki tane girdi yapıldı şu bölgeden. Nahal Öz cephesinden şöyle Gazze'ye doğru girdi yapıldı. Neden bu yapıldı? Ha bir de şu bölge var yapılan bir girdi. Yani 1, 2, 3, 4 bölgeden bir girdi yapıldı. İki maksat var. Bir keşif harekatı. Keşif harekatında da tünellerin giriş ve çıkışlarını tespit etmeye çalışıyorlar. Başarısız oldular. Edemediler. Ama bunu yaparken ateşle keşif yaptılar maalesef. Her yeri bombaladılar. Ve yani, dün gece inanılmaz bir bombardıman işte ona da ateşle keşif oluyor. Her yeri bombalıyorlar. Başka maksatları da var. Siyasi niyet de farklı çünkü orada. Şimdi bugün dünden itibaren hatta birkaç gündür de kuşatma harekatı yapmaya çalışıyorlar. İşte kuşatma mavi olarak gösterdiğimiz yerlerde birlikler girmiş durumda tank mekanize. Şu araya sıkıştırmaya çalışıyorlar evet, tamamen evet, şurayı kapatıp da. Aldılar ama şunun özelliği ve buranın ortak özelliği meskun mahal yok burada. Arazi. Arazi. Tarla.
Dolayısıyla çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Fakat kuşatma harekatı yapmak için... Ama müthiş bir dirençle de karşı karşıya kaldılar. Öyle sıradan bir şey değil. O videoları siz de biz de hepimiz izliyoruz. Kuşatma harekatı yapmak için giriş çıkış noktalarını tutmanız lazım. Uzun süre. Viyana kuşatması, Edirne kuşatması, bir sürü kuşatma örneği var. Ya burada İsrail'in yaptığı savaşlar çok uzun süreç savaşlar değil. 67 savaşı 6 gün sürdü. 73 savaşı 20 gün sürdü. 2006 savaşı 34 gün sürdü. 2014 savaşı 50 gün sürdü. Yani Lübnan savaşı 2006'daki. Hizbullah. Evet. Demek ki çok uzun süreçli savaşlara çok fazla hazır değil. Kuşatmanın temel gereği uzun süreçli tıkarsanız bölgede giriş çıkışları kapatırsınız. Bir de dışarıdan gelecek takviyeleri engellersiniz. Dolayısıyla buradaki Hamas unsurlarının teslimini öngörürsünüz. Bunda da başarısız oldular. Çünkü Hamas içeride beklemedi. Hücreler şeklinde dışarı çıktı. Tank avcı birlikleri şeklinde teşkilatlanmış. Ve buraya gelen tank unsurları, mekanize unsurları bu bölgede ilk başta zayi etti. O yüzden harekatı dağıttı. Bu arada dağıttı. Sizinle tabii dediğim gibi hem Blinken Fidan görüşmesinde konuşacağız. Çünkü Amerika burada önemli ve belirleyici. Orta Doğu'da kalıcı barışı görüştük diye bir son dakika var. Blinken çatışmanın yayılmasını önlemeye konuştuk diye bir açıklama yapıyor. Bu açıklamalar geldikçe bu bizim kırmızı bantta son dakikalar geldikçe onun üzerine de konuşmak isteriz. Yani evet, kalıcı barış. Kalıcı barış. Kalıcı barış. Kalıcı ateşkesi evet, bir yapın da önce. Bir yapın yani, da önce. Ya da yani, geçici ateşkesi bir yapın. Değil mi? Sonra kalıcı ateşkes, sonra geçici barış, sonra kalıcı, kalıcı barış. Kalıcı barış yani. Kalıcı barış bir anlaşmayla yapılır. Altına da garantörlük anlaşması ek protokolle eklenir. Dolayısıyla garantörlük. Irak'a gittin değil mi? Blinken'ın turuna bakıyorum. Yani mesela Türkiye, Ürdün'e Irak, gittin. Ya yani gittiğin İsrail, her yerde sen çelik yelekle falan yani Irak'a indiğinde çelik yelek vardı tabii, üstünde. Tabii, tabii. Yani kask yoktu belki çelik yelek senin yani girdiğin yerde daha önce de girdiğin ve tarumar ettiğin yerde daha sonra gittiğinde de ne şekilde gittiğini gittiğin her yerde tarumar ettiğini göstergesi. Amerika açısından söylüyorum. Mesaja yani, bakınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ziyaret ediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı olarak karşılamadan itibaren sıfır. Sıfır. Tabii. Şu anda İkili bir beyanat krizin vermemiz gerekiyor. Krizin sonrasını da düşünüyoruz. Yani ülkelerle kritik konularda işbirliği içindeyiz. Yani bu kritik değil. Biraz önce onu dedim Saimi'ye arkadaşıma. Bölgede şu an Habertürk başından beri biliyorsunuz. Bütün ekipler oradaydı. Yani içinden kan geçen bir mesele. Evet. Yani krizin yani kriz. Ya Blinken'ın tabii, elindeki diplomasi kartlar dili, tabii, ne olduğunu biliyoruz. Yani tabii, kartları getirdi. Bir tanesi çok insanlık dışı. Gazze halkının tamamen biliyorsunuz Sina Yarımadası'na gitmesiyle ilgili paket var elinde. Şimdi ikincisi Birleşmiş Milletler çatısı altında bir barış gücü ve oradaki aşiretlerle ve kabilelerle işbirliği ediyor. Yani 1915'te İngiltere'nin Orta Doğu'da yaptığı sistemin aynısını uyguluyor. Aşiret mi kalmış? Yani kabile mi kalmış? Orada bir Filistin devleti var. Hadi bir İsrail devleti var. Yani devlet aklıyla hareket etmese bile. O bölgede ülkeler var. Artık bakın İngiltere'nin 100 yıl önce yapmış olduğu sistematiği uygulamaya çalışıyor. Yine aşiretleri satın alacak, yine tabii, kabilelerle işbirliği yapacak. Klasik. İngiliz. Evet, Anglo-Sakson tabii, mantığıyla. Anglo-Sakson burada mantığıyla. Son bir şey daha ifade edeyim isterseniz. Bu harekat bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor ama... Bu, nasıl kuşat, bir taktikle kuşatma devam edecek? Yani harekatı bu başarısız oldu şu an. Başarısız oldu. Tutunamadılar çünkü burada. Geri çekildiler. Buradan da geri çekil, ileri çık şeklinde bir taktik yapıyorlar. Yani gidiyorlar, bakıyorlar, olmadı geri geliyorlar falan. Ve toplam zayiatları da İsrail makamlarının ifade ettiğinden çok daha yüksek. Makam ya yani daha doğrusu bu tür zayiatlar sayısı olarak verilmez normalde. Bir birliğin bütününü bozduğunuz zaman birlik komple zayi demektir. Yani mesela 10 tankınız var, gittiniz, 4 tanesini kaybettiniz. O 10 tank işlevini kaybeder. Tabii. O yüzden rakamlara çok aldanmamak lazım. Birliğin muharebe edemez hale çünkü gelmesi lazım. Çünkü birliğin o bütüncül ve birbirinden güç bütüncül alması, kalp, kuvvet evet, alması gerekiyor. Ya da komuta tabii, grubunu nötralize edersiniz. Komuta edemez hale gelir. Komuta edilmez hale gelir birlik. Yine muharebe dışı kalırsınız. Ya. O yüzden 23 asker, 40 asker değil de birlik muharebe edemez. Muharebe dışı bırakma durumu var burada söz konusu olan bu. O yüzden İsrail makamları bunu gizliyorlar. Şimdi bunlar böyle yapılırken bir diğer taraftan böyle 10 bine yaklaşan sivil kayıplardan bahsediyoruz. Evet. Biz bebeler, çocuklar, anneler yani sivil nüfus. Şimdi sivil nüfus. Şimdi kamplar yani mülteci kampları vuruluyor. Hastaneler öyle. Yani bütün hepsi işlevsiz hale geliyor. Yani biz bunları ne yazık ki ya böyle içimiz parçalanarak izlemek durumunda kalıyoruz. Maalesef. Yani seyrediyoruz maalesef. Şimdi yani dünya boyut,
Evet, aynen öyle. İşin bile uluslararası strateji boyutunu konuşalım. İsterseniz masaya doğru tamam. da geçelim hocam. Burada da çok aktarmak istediğiniz spesifik bir şey yoksa. Şöyle ki, krizin sonrasında düşünüyoruz demek ne demek? Bu yapılan açıklamaları da biraz konuşalım. Çünkü yani kalıcı barış meselesi bugünden bakıldığında şey gibi duruyor yani böyle. Ütopik bir nakla yaklaşım. Aynen, çünkü bakın aynen burada Filistin devletinin önce bir ölümleri durdur değil mi? Önce bir ateşkes üzerine evet. çok derin bir şekilde bir konuşma yapın. Bir kere bu iki buçuk saat sürmüş bu arada görüşme. Görüşme de uzun. Kartlar çok rigid tabii, kartlar çünkü aynen, içinde aynen çok öyle. Sert evet. maddeler var. Anlaşmak çok kolay değil. Yani burada tabii kalıcı barışı hedefledik, görüştük. Başka bir şey görüşemezsin zaten şu anda. Yani dolayısıyla burada şimdi kriz sonrası... Bu görüşmeler akan kanı durdurur mu? Bu bombardımanı durdurur mu sizce? Durdurmaz. Yani, çünkü İsrail'in artık temel hedeflerinden vazgeçmeyeceği çok net ortaya çıktı. Nedir bunlar? Bir kere orada tabii teolojik verilere dayanıyor bazı şeyler. Yani gidiyorlar Tevrat'ta yazan ustalar aktarıyorlar filan. Ya sormayın o teolojik topraklar. Gerekçelerle. Evet, evet. Ama o tabii görünen ve kamuoyu oluşturmak için yapılan gerekçeler. Teolojik gerekçelerin üstünde başka bir takım reel politik gerekçeler de var. Ama orada şunu söyleyelim. İsrail'de yani Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar net bir Ari Yahudi toplumundan mürekkep bir İsrail devleti. Evet. Filistinsiz hatta Filistin dışı. Başka bir takım küçük etnik grupları dahi istemiyor. Buna Hristiyanlar da dahil, onu da ifade edeyim. Hı hı. O yüzden böyle bir hedef var. 2017'de Smotrich tarafından yapılan bir hedef bu, ortaya konan bir hedef. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi tabii İsrail'in böyle bir hedef varken Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü de birbirinden parçalamak istiyor, hı hı. kopartmak istiyor. Evet. Bunu başardılar. Evet. Hamas'ı bir tarafta. Ramallah grubu yani Mahmud Abbas bir tarafta Doğu Kudüs'te zaten eklemlendi Batı Kudüs'te tek bir Kudüs haline geldi. Hı hı. Yani İsrail bu planlarını aşama aşama hem askeri sektörde hem uluslararası sektörde ve diplomatik alanlarda gerçekleştiriyor. Hı. Bu büyük resmin küçük bir Şimdi Gazze Savaşı parçası. Niye bu kalıcı barış meseleleri falan çok böyle inandırıcı gelmiyor biliyor musunuz hocam? Çünkü yani rehine meselesi hepsinin önüne geçmiş durumda. Yani bu Amerika için de böyle. İsrail için de böyle. Yani asıl mesele galiba rehine orada dönüyor. Bütün pazarlıklar da orada dönüyor gibi geliyor. Ya bir kurtarabilseler. Yani İsrail vatandaşlarına evet. Amerikan vatandaşları da var işlerinde muhtemelen. Onları bir kurtarabilseler hı hı. daha rahat bombardıman yapacaklar belki de. Daha büyük çaplı harekat yapacaklar belki de. Hem denizden hem karadan hem havadan müşterek. Hı. Yani demek ki o rehineler bir miktar ellerini kollarını bağlıyor gibi gözüküyor şu anda. Hı. O yüzden ateşkesin koşulunu da Netanyahu... rehinelerin teslimine bağladı. Hı hı. Amerika'da gemileri güya rehineleri kurtarmak için göndermiş. Hı hı. Yani dolayısıyla burada bir rehine merkezli bir görüş var hı hı. gerçekten. Yani evet. Blinken'ın da ortaya koyduğu galiba bu görüşmelerde taleplerden bir tanesi bu. En hı. yoğun taleplerden bir tanesi bu. Kalıcı barış konusunda sadece bir kamuoyu yanıltmak ya da bir rahatlatmak için yapılan bir çıktı. Evet. Şimdi bu yüzden... görüşmelerde, bu trafiklerde mesela yani Türkiye her ne kadar işte bir şekilde arabulucu noktasında, garantörlük noktasında inanılmaz bir diplomasi trafiği gördük zaten. Yani evet. bizler herhalde hepimiz, siz akademisyenler yani biz gazeteciler ilk defa hayatımızda böyle içinden kan geçen bir meselede. Korkunç bir diplomasi trafiği. Şimdi bu trafikler yaşanırken Türkiye de kendi diplomasi trafiğini sürdürüyordu. Özellikle ateşkes noktasında tavrını da dik bir şekilde koydu. Ama bir şey insanın dikkatini çekiyor gerçekten. Yani Ukrayna ve Rusya savaşında Türkiye'nin o ara buluculuğu bazı ülkeleri rahatsız etti tabii. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Yani burada Türkiye'nin dik duruşu ve tavrından sonra Amerika kayıtsız kalamadı yani. Hani Blinken buraya geldi. Yani önce kaç kere gitti çünkü. Başka ülkelere de gitti. Mesela Türkiye'ye gelmemiş. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? İlk turda es geçti. İlk turda es geçti Niye çünkü. Niye es geçti? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti net tavrını ortaya koydu. Net. Tabii. Dedi ki ben burada duruyorum. Yani Hamas benim için sıfatı farklı, tanımı farklı. Senin tanımladığın gibi ben tanımlamıyorum dedi. Dolayısıyla tarafını net olarak ortaya koydu. Şimdi Mısır ortada kaldı. Diğer taraftan Ürdün bir miktar... 1994 İsrail anlaşmasının gereklerini yerine getiriyor. Lübnan çok muhatap alınacak bir ülke olmadığını bir şekilde hissettirdi. Ya muhatap derken yani Amerika'nın ziyaretini getirecek bir durum yok. Hizbullah orada çünkü. Geriye şimdi en rigid, en
sağlam, en rasyonel çıkışları yapan İran'a Türkiye gidemez. Oldu. Zaten İran sonuçta tehdit hedef ülke. Unsuru, hedef ülke. Hedef ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin bu çıkışı, ama bakın bu ne işe yaradı? Türkiye bunu ortaya koyduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri artık bölgede Türkiye'siz bir barış istiyorsa eğer, yapılamayacağını ya da bir takım hedeflerine ulaşamayacağını anladı gibi gözüküyor. O yüzden ikinci turda istemeye istemeye bakın. Bence çok gönüllü gelmedi. Ama bu kartlardan bir tanesi, hani barış diyorlar ya, 1967 öncesine dönecek misiniz? İki devlette Filistin bağımsız tanınmış devlet olarak iki devletli çözüm evet diyecek misiniz? Giden 750 bin göçmen var, Filistinli göçmen yıllardır, onlar geri dönecek mi? Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs'ten mürekkep bir bağımsız Filistin olacak mı? Türkiye'nin sert kartları bu. Onların böyle bebekler ölüyor, işte çocuklar annesiz babasız kalıyor. Böyle dertlerinin olmadığı o kadar açık ortada ki. Yani bakıldığında rehine meselesi, çünkü onlar için orada İsrailli ve İsrail kökenli bir şekilde işte Amerikan vatandaşlarını kurtarmak. Yani rehine meselesi orada çok belirleyici. Bu arada Esenboğa'da konuşuyor. Hakan Fidan'la uzun ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Gazze'ye insani yardımların genişletilmesi ve çatışmaların önlenmesi sürecini ele aldık. Önümüzdeki günlerde Gazze'ye insani yardımların arttırıldığını göreceğiz. Ya önümüzdeki günlerde, yani daha ne kadar dayanabilir? Bu insanlar ne kadar dayanabilir? Bakın, insani yardımdan bahsediyor sadece. Ve evet, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması. Aynı zamanda Gazze'de insanların çıkabilmesi için çok çalışıyoruz. İsrail'in Batı Şeria'daki şiddet konusunda üstlendiği yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığına bakacağız. Bu arada İsveç'in NATO üyelik süreci meselesiyle ilgili de bir şeyler söylüyor. İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerleme göreceğimizden eminim. Asıl mesele de bu, altta yatan. Dedim ya, ölümler bebeler değil yani. NATO'daki diğer ülkeler de rehinelerin geri getirilmesi konusunda önemli rol oynayabilir. Yine dediğim gibi rehine elinde, meselesi yani. Evet, elinde ödüller var ve cezalar var. Amerikan Dışişleri Bakanı, bana göre İsrail'in özel temsilcisi o. O sıfatla geziyor bana göre. Dolayısıyla itiraf da ediyor zaten. Yani bu bir şekilde. Yani ben tabii. Yani ama İsrail özel temsilcisi gibi hareket ediyor. Tabii. Tarafsız değil yani dolayısıyla. Aynen. Burada öyle. Ödüller var ve cezalar var. Ödüller neler? İşte Mısır'ın dış borçlarını silmek bir ödül, biliyorsunuz. Evet. Cezalar ne? İşte Türkiye'yi de bir şekilde F-16 kriziyle baş başa tekrar bırakmak istiyor. Koz olarak aynen da. Aynen öyle. Bana göre şunu dediler. Aslında en büyük krizlerden biri bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hamas'ı derhal terör örgütü olarak ilan etsin. Yani çok büyük ihtimalle böyle bir baskı, basınç olmuştur. Diğer taraftan, bu mümkün değil. Değil. Elbette ki değil ama bu vardır mutlaka. 2,5 saatlik görüşmeler içerisinde illaki bu konu gündeme gelmiştir. Benzer tavır takınalım demiştir. Yine Hamas'ın teslim olması konusu gündeme gelmiştir. Rehineler elbette ki tekrar teslim olsun denmiştir. Ama toplamda bakarsanız eğer bu savaş çok kısa sürede bitecek gibi gözükmüyor. Chomsky'nin dediği bir laf var. Bakın, nüfus o kadar küçük bir teferruat gider uluslararası ilişkilerde. Nüfus yok hükmündedir. Hiçbir halk kendi ülkesini şu anda doğru düzgün yönetmiyor. Hep çok uluslu şirketler, silah, enerji şirketleri yönetiyor. Ve bunu seçen, halkın seçtiği hükmeden nerede çok hakim değiller meseleye. O daha derin yapılar. Evet, güçsüzseniz, paranız yoksa, silahınız yoksa işte bir şekilde on binlerce kişiyi kayıp verebiliyorsunuz. Ne kadar sürer? Yani, mesela siz ne öngörüyorsunuz? Bir kere çok uzun bir zaman dilimine yayılması. Yani dünya ne kadar sessiz kalabilir? Bombardıman, zaten Batı blok olarak duruyor da yani ne olabilir? Gazze halkının yarısından çoğu güneye ve refah kapısından dışarı çıkıncaya kadar devam edecek gibi gözüküyor bombardıman. Yani Kosova'da 78 gün sürdü bombardıman, biliyorsunuz NATO'nun. Diğer taraftan kara harekatı koşulları henüz daha oluşmadı. Keşfedemiyorlar. Hamas ortada hala da duruyor. Onu yok edemiyorlar. Keşfedemiyorlar tünelleri. O yüzden bu çok büyük ihtimalle hızlı bir şekilde kışın ortasına kadar devam eder gibi gözüküyor. Evet. Kışın ondan ortasına kadar devam eder gibi gözüküyor. Ondan sonra tabii kara harekatı yapılır belki arada. O zaman da bir meskun mahal muharebelerine dönüşür. Yani binalardan binalara sıçrayan bir savaş haline dönüşürse eğer, bir de tünellere sirayet ederse çok daha uzun yıllara sahip sonu olmayan bir savaşa evrilmiş hale gelir. Tünel işte, savaşlarından bahsediliyor zaten. Yani tünel savaşları da bu işin bir aşaması. Hamas ama içine çekmeye çalışıyor yani tünellerin. Tünellerin içerisinde bir şekilde İsrail birliklerini hapsedip
orada imha etmeye çalışıyor. Zaten %20'sini açığa çıkarttı Hamas. Hı-hı. Yani aldatma tünelleri yapmıştı durumda. Aldatma tünellerinin kapılarını açtı. Birkaçını patlattı. Evet. Çünkü gerçek tünellerin ne girişleri ne çıkışları ne tamamının haritası şu anda ortaya çıkmış değil. O yüzden Hı-hı. kara harekatını başlatmakta tereddüt ediyorlar. Keşif harekatı ya da kuşatma harekatı. Buna keşif ya da kuşatma harekatı demek yani, daha doğru tabii, galiba. Keşif harekatı ve bu yapılan küçük bir kuşatma harekatı ama kuşatma harekatında Hamas'ın teslim olmasını beklemek askeri mantıkta çok doğru değil. Ama bir taraftan o yoğun bombardıman da devam ediyor edecek, tabii. O, yani. Edecek, o edecek maalesef edecek. Ama işte şu anki görüşmeler ateşkesi geçici bile olsa koysalar ortaya ateşkesi Hamas'ın başarısı gibi algılıyor İsrail. Dolayısıyla buna müsaade etmiyor. Yani ateşkes belki lokal belli noktalarda hani güney bölgesinde Han Yunus ya da Refah bölgesinde ortadan kalkabilir. Ama kuzeyde Hamas'ın çünkü bütün komuta kontrol merkezleri asıl tünel ağı, örümcek ağı kuzeyde. Kuzeyde tabii. Öyle farz da kabul ediyorlar. Dolayısıyla kuzeydeki halkı boşaltıp mütakiben meskun mahallelerde didik didik tek tek nokta nokta tünel kapaklarını bulmaya çalışacaklar. Kuzeyden güneye göç eden insanları da, kamyonların üzerine insanları da vurdular biliyorsunuz. Evet, öyle bir bombardımanda maalesef. Şimdi kuzeyde ortalama 400-500 bin insan var herhalde var, değil mi? Var. Yani oradalar gitmiyorlar. Peki biz şey mi yani hani bombardımanda onların da bombalanarak, yakılıp yıkılarak ölmelerini mi izleyeceğiz? Yani gitmeyen insanlar var orada, yaşayan siviller var, oraya terk etmeyenler var. Yani bunu mu izleyecek dünya? Hedeflere bakın işte, hastaneler, kültür merkezleri, konutlar, sivil konutlar. Mülteci kampları. Kamplar. Bu şu demek. Yani ben askeri olarak buradan size aktarmak istiyorum. Ama bunu yaparken de gitmezseniz öldüreceğim demek. O yüzden eğer bitmezse bu iş, yani ateşkes konusu fiilen ortaya çıkmazsa buradaki insanlar da onarlı, beşerli, yüzerli paketler halinde hayatlarını kaybedecekler. Yani o yüzden bir an evvel söylediğimiz şey şu, diplomatik çabalar devam etsin, dursun. Söylemler devam etsin ama batısız yani Atlantik olmadan, ABD AB'siz bir koalisyon olmadan. Çünkü dil burada artık diplomatik dil değil. Buradaki artık sert güç dili. Tabii. Onun için bir hareket gerekiyor bir bölgede. Ürdün, Lübnan, Suriye bu bölgede ya da denizlerde. Akdeniz'deki bu oluşan batı eksenli gücü nasıl dengeleyeceksiniz? Neyle dengeleyeceksiniz? Neyiniz var? Yani oradaki çok ağır bir uçak gemisinden mürekkep bir filo var. Akdeniz'deki güç merkezi Atlantik ötesinde şu anda. Ve Avrupa Birliği dahil oldu. Siz ne yapacaksınız bölge ülkeleri olarak? İran ne yapacak? İran vekaletler üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor. Onu da yapamadı zaten şu anda. Birleşmiş Milletler'in ortak bir açıklaması var ya, derhal insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiği. Hepimiz biliyoruz. Ama yani kulaklar tıkalı tabii. Artık yüzden, yeter dediler. Bunu hepimiz biliyoruz ama etki gücü olmadı. Etki gücünün hiçbir şekilde olmadığını düşünüyorum. Güç olmadan yani, hiçbir dil burada çalışmayacaktır. Kesinlikle. O güç de belki Türkiye'nin de içinde olduğu bir koalisyon. İran'dan çok beklemiyorum ama en azından bir miktar Ürdün, Mısır gibi bir takım işte başka bir takım ülkelerden de takviye gelebilir. İstihbarat, harekat, planlama, lojistik yani hava gücü, kara ve deniz gücünden mürekkep bir karma geçici ittifak. Şart. Bakalım. En azından caydırıcı olması açısından. Peki. İstanbul Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doktor Kemal Olçar. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkılarınızdan dolayı günün ortasında bizimle birlikte oldunuz. İyi sağ olun efendim, ayağınıza sağlık.